Bakın kim geldi. Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Oluşumla tanışın bakın. İsmi Simba. Bugün çok farklı bir videoyla karşınızdayım. Ya çok farklı sayılmaz, sadece bir güncelleme. Hayatımız hakkında bir güncelleme yapmak istedim. Bir kedi sahiplendik arkadaşlar. Şimdi videonun başına göstereyim çünkü birazdan kaçacak. Oğlumuz Simba, 1,5 yaşında. Şimdi dur tanıtayım, tariflerimizi arıyoruz oğluşumla. Değil mi anneciğim? Uykudan yeni kaldırdım, o yüzden birazcık şu an ne olduğunu farkında değil. Ama birazdan kaçacak. Kendisi 1,5 yaşında, kısır. O yüzden de aslında bir gelin aramıyoruz kendimize. Değil mi annem? Otur böyle usluca konuşalım, olur mu? Dur otur anne. Otur anneciğim. Ya bu arada gripim, sürekli gözüm falan akıyor o yüzden. Bir de tabii ki de benim birazcık kedi alerjim var. O da tetikliyor. İkisi bir arada şu an beni birazcık mahvediyor. Hem grip, böyle grip hapşuru akıntısı falan, hem de kediden kaynaklı. Birazcık zorlanıyorum şu anda ama değiyor bence. Hayat hikayemizi anlatmadan önce kaçmak ister misin, yoksa benimle birlikte konuşacak mısın? Neyse, durduğu yere kadar dursun bakalım. Bir kedi sahiplendik arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Bir hafta oldu sanırım. Yarın tam bir hafta olacak. Perşembe günü. Geçen hafta Perşembe günü bir kedi sahiplendik. Ta Sultan Gazi'den Tuzla'ya kadar gittik. Yani 11'de yola çıkıp akşam 5'te eve dönmüştük. Yani 6 saatlik bir yolculuktan bahsediyorum. Bu oluşumu almak için o kadar yol çektik, gittik, aldık. Tabii ki de satın almadık arkadaşlar, sahiplendik. Hani cins kedi olduğu için belki bunu soracak olanlar vardır. Tabii ki de satın almıyoruz, sahipleniyoruz. Aslında ilanda şey yazıyordu, böyle çok sakin, uysal falan yazıyordu. Ama o kadar hiperaktif ki asla yerinde durmuyor. Daha önce de bir kedi bakıyordum biliyorsunuz. Bakıyorduk daha doğrusu, daha çok annem bakıyordu da ben de birlikte yaşıyordum yani orada. Luna aynı cins kedi. Ama o kadar sakindi ki tüm gün uyuyordu. Hiç böyle ne bileyim koşmaz etmez de, bu kadar oyuncu değildi. O da tabii ki de oynuyordu falan ama o genelde tüm gün uyuyordu. Yemek kendi kuru maması dışında hiçbir şey yemiyor. Dur annem, dur annem. Baksanıza, yerinde duramıyor. Nankör, nankör, gel buraya. Geçirdin tırnaklarını, tamam dur. Tamam hadi git sen, dur. Hadi bay bay de öyle git. Sonra ben konuşayım. Hadi git, hadi git. Sinir küpü oğlum benim. Sinir küpü oğluşum. Tam Luna'dan sonra hapşuruklarım bitti derken, bu evlendikten sonra evde kedi olmadığı için tabii ki çok rahatlamıştım. Hiç böyle ne burun akıntısı ne hapşuruk falan hiçbir şey yoktu. Çok rahattım. Şu an gene başladı. Ama gerçekten değiyor ya. Bu alerjik sebeplerden dolayı kedisini sahiplendirenleri hiç anlamıyorum. Ben şahsen günde 50 defa da hapşursam asla oğlumu bırakmam. Neyse. Ne diyordum? Neyse, Luna da aynı cins ama çok farklı kediler gerçekten. Bu tüm gün koşturuyor, oynuyor. Yani çok az uyuyor. Sadece akşam uyuyor. Bir de bizim uyuduğumuz saatlerde uyuyor. O konuya da sonradan değineceğim. Ama Simba hakkında bir şeyler anlatmadan önce bence o gün, yani sahiplendiğimiz günden çektiğim videoları koyayım şu anda buraya. Ondan sonra tekrardan konuşmaya devam ederiz. Bozmadı bakayım. Yok, pek değil. Veya ben göremiyorum, tam bilmiyorum. Olabilir. Evde görürüz belki. Gözüküyor kafası. Hiç memnun değil halinden. Evet, çok strese girdi. Ben de memnun ama değilim. Son
şeydeyiz artık, son tramvaydayız. O inip eve varacağız. İnşallah. Şey oldu. Bu ses ondan mı geliyor? Bize tıslıyor şu anda galiba. Vallahi biz bir şey yapmadık. Gerçekten. Biz seni kurtardık. Biz sana bir şey yapmadık. Tamam. Tamam. Özge, bu bir yeri direkt işaret, ben sana söyleyeyim. Bacakları tutulmuş hayvanın. Bu bir yere işer. Sen şey yap. Saklanıyor, baksana. Oha, tan nereye gitti? Koltuğun altına gitti ta. Özge. Hemen tan tuvaletini hazırlayayım ben hemen. Tuvaletini hazırlattı. Şu anda saklanıyor ve korkuyor çok birazcık. Zayıf kalmış ama. Evet, bir de şey, evi kokluyor böyle, keşfediyor şimdilik. Pis 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 pis. Gel anneciğim. Bana sürtündü, biliyor musunuz? Osman. Bu kıskandığı için elimden aldım mamayı. Hayatta öyle bir şey yapma. Sakın iyice şey yapmadan şey yapma. Ne anladın burada? Şapırdatıyor bu. Şapırdatacak tabi. Anasının oğlu. Yerken... Bak dur sus, sese bak. Ben de yiyeceğim. Geldiği çantasına bakıyor. Şimdi uyuyordu birazcık sandalye altında. Ay bebeğim. Şimdi ev turuna çıktık. Evi kokluyor. Her yeri geziniyor. Yalnız yeni aldığım çiçeğime dadandı. O biraz kötü oldu. Her yere sürtünüyor şu an. Kokusunu bırakıyor. Annem. Kedi alışverişine geldik bugün de. Birkaç oyuncak aldım. İki tane top ve şu oltalardan. Mama kabı aldık. Bir de kum küreğinden aldık. Gel bak 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 bak, sana neler aldık. Bugün ikinci günümüz ve aşırı derecede alıştı bize. Şuna bakın. Ya bunun ismi Turşuhan değil. Annesi sana neler almış. Bıcı 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 bıcı. Turşuhan gel. Böyle bir mama aldık. Bunun kısır versiyonu da vardı. Aslında Luna ondan kullanıyordu daha öncesinde ama. Ben şu anda kısır almak istemedim. Çünkü çok cılız bir kedi şu an için. Yani videoda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama bacakları falan çok zayıf. O yüzden birazcık kilo aldırmak istiyorum öncesinde. Valla ne kadar doğru yaptım bilmiyorum ama öncelikle bundan kullandıracağım. Sonrasında eğer çok kilo alırsa kısır mamasına geçiş yaparım yavaş yavaş, böyle bununla karıştırarak. Şöyle bir kum küreyi aldık. Bak her şeyi merakla bakıyor. Aslında gelen tuvalette kürek hediyesi var ama o birazcık kısa oluyor genelde. Ben böyle birazcık uzun bir şeyle daha rahat alırım diye düşündüm. Bir de kadın küreğini koymayı unutmuş. Evde yoktu. Zaten tuvalet gelene kadar ihtiyacımız vardı. O yüzden bir tane bundan aldık. Zaten fiyatları uygun sayılır. Böyle 30-40 lira falan hepsi. Oğluma böyle bir oyuncak aldım. Normalde bak dolaşıyor ev etrafta, heyecanlandı. Ses duyuyor ya. Şurasında fare var, çubuk. Luna bu tarz uzun bir çubukla oynamayı çok seviyordu ama çabuk dağılıyor bunlar. Bunun fiyatı 44 liraydı. Öyle çok pahalı olmadığı için bir almak istedim. Hani dağılana kadar oynar. Sonra file marketten şöyle bir tüy rulosu aldım. Daha önce de hep fileden kullanıyorduk zaten. Bu şekilde üçlü 70 küsürdü ama bayağı uzun süre gidiyor zaten. Her biri 60 yaprak. Mesela böyle tekli aldığınız zaman yaprak sayısı daha az olabiliyor. Bence fiyatı bir tık pahalı olsa da uzun süre götürüyor yani. Daha sonra şöyle çelik mama kaplarından aldım. Şu anlık evdeki plastik kaplara koymuştuk mamalarını. Burada da suyu var. Şöyle iki tane
çelik mi diyeyim artık, metal mi, ne olduğunu tam bilmiyorum. İnternetten alacaktım aslında bunları ama mağazada daha uyguna bulunca alayım dedim. Bu şekilde biri mama, biri su kabı olacak. Çok güzel. Aslında videoda daha büyük gözüküyor ama bayağı ufaklar. Ama şöyle söyleyeyim, zaten kediler hep taze mama ve su istiyorlar. Bu yüzden sürekli hani bittikçe yenileyeceğimiz için küçük olmasında bir sakınca yok. Hatta daha iyi bence, sürekli taze mama yer. Çünkü mesela Luna hep gözünün önünde yeni mama dökülmesini bekliyor. Öyle beklemiş mamayı yemiyor. Bir de böyle üçlü bir top aldım. Bunda fiyatı çok uygundu. Böyle üçlü 30 liraydı. Tanesi 10 liraya geliyor yani. O yüzden oğluma alayım dedim. Oynarız şimdi biz bunlarla inşallah. Başka da kedi ürünü almadım bugünlük. Annemler tuvaletiyle tırmalama tahtasını aldılar. Bir de tuvalet paspası aldılar. Onlar da zaten geldiği zaman gösteririm. Ben de şimdi internetten kedi kumu ve şey alacağım. Malt alacağım. Tırnak makası da alacaktık aslında ama önce bir normalle kesmeyi deneyeceğim. Beğendin mi anneciğim aldıklarımızı? Hepsini sana aldık annem. Oğlum, oğluşum. Gelince bir mutlu oldu, bir sürtündü. Allah'ım ya Rabbim. Delirtecek bu oğlan beni. Yapma anneciğim. Yap anneciğim, biraz daha yap. Aa. Bana yaptırmıyor. Şey, nankör köpek poşete taktı. Ruhu fakir ya. Bayıldı, bayıldı. Allah'ım ya Rabbim. Evet, gördüğünüz üzere zorlu bir yolculuktan sonra kedimizi sahiplendik. Daha sonra işte aldığımız eşyaları falan filan gösterdim. Şu anda videoya devam ettiğim için birazcık tuhaf geliyor konuşmak ama neyse. Öncelikle Simba'yı nasıl sahiplendik, ondan bahsedeyim sizlere. Biz yaklaşık bir ya da iki hafta boyunca başka bir kediyi sahiplenecektik. Tam işte kediyi sahipleneceğimiz günden 2 gün önce falan kadın mesaj attı bize. İşte kediyi kayınvalidem aldı. Hani o sahiplendi falan diye, vermekten vazgeçtik diye bir mesaj aldım akşam onda. Hatta bir önceki gün müydü neydi? Yok, 2 gün önceydi tam olarak. Evet, şu anda emin oldum. Akşam onda böyle bir mesaj aldım ve ben yıkıldım tabii ki de. Çünkü Sercan da ve ben de o kediye çok bağlanmıştık. O dişi bir kediydi. O da kısırdı. Gene aynı cinsi tabii ki de. Şimdi neden biz cins kedi bakıyoruz? Birincisi yeni evli olduğumuz için böyle tekir kediler ya da sarman kediler falan eşyalara çok zarar veriyorlar. O yüzden de bizim de eşyalarımız yeni olduğu için daha sakin bir kedi arıyorduk. Daha öncesinden de British bakma deneyimim olduğu için gene British ilanlarına bakıyordum. O yüzden de cins kedi aldık. Ama tabii ki de sokak kedilerini falan da çok seviyorum. Ama dışarıda bakmayı seviyorum. Yani evde şahsen ben bakamam. O yüzden de yani şu anda zaten bütün bakım şeyleri bana ait olduğu için, işte tuvaletidir, ne bileyim, oyun oynaması, koşturması, hep ben onunla ilgileniyorum, Simba'yla. O yüzden de ben bir sarmanla falan ilgilenemezdim. O birazcık daha fazla sorumluluk istiyor bence. Sürekli peşinde koşmanız lazım bir şeye zarar vermemesi için. Bu çok sakin bir kedi. O yüzden de biz cins kedi bakıyorduk. Yani bu kimine göre yanlış gelebilir ama bizim tercihimiz bu yönde oldu. Daha öncesinde de zaten Luna'yı biz sokakta bulmuştuk. Sercan sokakta bulmuştu ve kendisi bakamadığı için bana vermişti. Biz bakıyorduk. Daha sonra annemler alıştığı için yaklaşık bir 2 yıl falan baktık. Annemler alıştığı için ben evlendikten sonra bana vermediler. Ben de tabii ki de kedisizliğe daha fazla dayanamayıp Sercan'ın başının etini yiye 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 sonunda bir kedi sahiplendik biz de. Çok mutluyum o yüzden. Çok eğleniyorum onunla birlikte. Neyse, ne anlatıyordum ben ya? Hep konu değişiyor. Sürekli böyle farklı konulara bağlıyorum olayı ama çok konuşasım geldi sanırım bu konu hakkında. Neyse. Ne diyordum, hatırladım.
Akşam 10'da kadın bize böyle bir mesaj attı. İşte kediyi vermekten vazgeçtik diye. Ben çok yıkıldım. Çünkü ikimiz de dediğim gibi o kediye çok bağlanmıştık. Sercan da çok üzüldü. Ama tabii ki de ben daha çok üzüldüm. Hatta ağlamıştım falan. Bayağı bir üzülmüştüm. Çünkü yani almamıza 2 gün kalmıştı ve hani gerçekten alacağımızdan çok emindim. Ve hani 2 gün sonra bu evde kedi olacak falan filan diye böyle kendi kendime kapılmıştım yani. Neyse biz sonra o akşam çok yıkıldık. Ve ben gece 3'e kadar kedi ilanlarına baktım. Ve şansıma Simba'nın ilanı paylaşıldı. Gece 2 falan yani çok geç bir saatte paylaşıldı. Sonra hemen o numaraya mesaj attım. Gecenin ikisinde falan konuşuyoruz ama yani düşünün. Ondan sonra karşımdaki hanımefendi bana dedi ki işte kedi bana ait değil, bir arkadaşıma ait. Sabah ben ona yazacağım, haber vereceğim size dedi. Ben de tamam dedim. Ama hani bundan da emin oldum yani. Bilmiyorum içime mi doğdu. Böyle bunu alacağımızdan emindim yani. Bir de ilk yazan ben olduğum için herhalde dedim bana verirler. Ondan sonra sabah oldu işte. Kadın bana mesaj atmış işte bu numaraya yazar mısınız falan diye. Sonra ben de mesaj attım. Aramızda çok mesafe vardı. Bizim de arabamız olmadığı için dedik hani nasıl alabiliriz falan filan diye düşündük. Kadının eşi çalıştığı için onlar getiremedi. Kadının da küçük bebeği vardı ve tekrar hamileydi. Bu yüzden sahiplendiriyormuş Simba'yı. Simba ismini de ben koydum bu arada. Hani kedi ismine bakmadığı için ismini söylememişti bana kadın. Ben de kendim isim koydum. Neyse, kadın da yeni çocuğu olduğu için, eşi de çalıştığı için biz gittik. Marmaray durağında buluştuk. Baya bir yol gittik ama yani Tuzla'daydı. Biz de Sultangaz'daydık. Bir 2 saat falan sürdü herhalde. 2,5 saat sürdü bir gidiş. Dönüş de aynı şekilde 2,5 saat. Çok uzundu ama değdi tabii ki de. Neyse, kadın hemen zaten verme kafasındaydı. İşte kedi hakkında bilgi verdi. Ondan sonra ertesi gün oldu. Biz sabahtan işte sabahtan dediğimde 11'de bizim için sabah oluyor. Daha doğrusu benim için. Neyse gittik yola çıktık aldık kedimizi. Simba yol boyunca çok strese girdi. Hatta böyle ağzı falan açıktı. Dili dışarıdaydı. Hani o kedilerin strese girme hareketi vardır ya öyle yapıyordu. Sürekli sakinleştirmeye çalıştık. Çantası böyle sırt çantası şeklindeydi. O yüzden o da birazcık bunaltıyordu ekstra olarak. Hani çok az hava aldığı için. Böyle fermuarını açtık. Birazcık hava almasını sağladık falan. Dikkatli bir şekilde tabii ki de. Bir şekilde getirdik eve. Zaten gördüğünüz ilk eve geldiği zaman hep bize tıslıyordu. Yani özellikle Sercan'a hep tıslıyordu. Ben gene birazcık böyle anneciğim, bebeğim falan filan diye konuştuğum için bana tıslamıyordu. Anlıyordu herhalde. Bilmiyorum. Neyse Sercan çok tıslıyordu. Ama hemen o akşam ya zaten akşam geldik eve de işte akşam 10'a doğru falan filan böyle bize alıştı gibi bana daha doğrusu böyle yaşmamı falan gidip aldım hemen. Çünkü eski sahibi öyle söyledi hani yaşmamı gösterirseniz hemen alışır size falan dedi. Ben de gittim aldım. O birazcık bence sakinleştirdi bize alıştı falan. Sonra ertesi gün zaten hiçbir şey olmamış gibi yeni yuvasına alışmıştı. Ya bir anda eski sahiplerini unuttu. Ya nasıl böyle bir şey olabilir bilmiyorum ama hep benim peşimde koşuyor. Hep böyle sürtünüyor. Hiç böyle Luna gibi değil. Çok böyle sevecen cana yakın bir kedi. Ama Luna da tabii ki de ilk göz ağrım. Ona da tabii ki de asla laf etmiyorum ama farklı cinsler yani farklı karakterlere sahipler. Onu demek istiyorum. Ertesi günü hemen bize alışmıştı bana daha doğrusu. Sercan'ı ilk zamanlar pek sevmiyordu. Gerçi daha şu anda bir hafta oldu ama Sercan da şu an bir tık alıştı gibi. Ona da arada sürtünüyor, işte oynuyor falan. Ama şöyle bizim evde yasaklı olan şeylere mesela atıyorum koltuğu tırmalamak ya da musluktan su içmek gibi şeylere Sercan kızdığı için bence beni daha çok seviyor. Ben ona kızamıyorum. İlk başlarda biraz ben de hayır falan diyordum ama ben o olayı yapamıyorum. Sercan yapıyor daha çok kızma işlerini. O yüzden bence beni daha çok seviyor. Bilmiyorum. Bu arada ilk kez bir kedi beni seviyor. Lula çünkü benden nefret ederdi. Ben onu sürekli çok böyle sıkıştırarak sevdiğim için benden nefret ederdi Lula. Ama bunu ne kadar sıkıştırırsam sıkıştırayım. Böyle dövüşüyoruz böyle falan. Baya. O beni tırmalıyor. Ben onu böyle göbeğine eğiliyorum falan.
Hemen mesela diye bıraktık o olayı. Mutfağa gidiyorum. Hemen geliyor bana sürtünüyor geri. Çok ilginç bir kedi gerçekten. Onu ne kadar böyle sıkıştırırsam sıkıştırayım asla nefret etmiyor. Aman da yakaladı annesi. Aman da yakaladı annesi. Aman da iyisi. Oh. 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 Oğlum bakın. Oğlum bakın. Bunu ben doğurdum. Şaka şaka. Hazır hazır aldım bunu. Hazır. Hazır aldım. Hazır çocuk. Ne güzel. Bakın. 9 ay taşıma derdi yok. Doğurma derdi yok. Dur annem. Bu kadar. Hazır. Gidiyorsunuz alıyorsunuz. Ya tırnaklarını geçirme. Delirtme beni. Bir sakince otur. Neyse. Bu kediyi de kendi düzenime alıştırdım arkadaşlar. Ben normalde şey hayali kuruyordum. Normalde Luna sabahın köründe yalayarak uyandırıyordu annemleri falan. Bunu da öyle yapar diye düşünüyordum. Hani sabahları uyutmaz uyandırır beni diye düşünüyordum. Ama bu da maşallah benim gibi öğlene kadar yatıyor. Gece 3'e 4'e kadar ayaktayız. Birlikte oyunlar oynuyoruz. Dur anneciğim dur dur dur. Birlikte 3'e 4'e kadar oyunlar oynuyoruz. Sonra da bu da geç ay öğlen 12'ye kadar yatıyor. Bakın hiperaktif arkadaşlar yerinde durmuyor. Sanki sarman gibi. Ben böyle sakin bir kedi istiyordum ne güzel. Ama bu da sarmandan beter çıktı. Hani sen beni seviyordun? He? Hani sen beni seviyordun? Hani sen beni seviyordun? Niye ısırıyorsun beni? Her yerimi tüy etti. Neyse. Başka da anlatabileceğim bir şey var mı? Hiç aklıma gelmiyor şu anda. Unuttum yani varsa da. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Yaza doğru kedi teli taktırmamız lazım. Çünkü bu çok atlayan zıplayan bir kedi arkadaşlar. Ve camı çok seviyor. Camı, kapıyı açıldığı an yanınızda bitiyor yani öyle söyleyeyim. O yüzden de buraya bir kedi teli şart. Yaza doğru artık öyle bir şey yaptırmamız lazım mecburen. Ya da çok dikkat edeceğiz. Ya bilmiyorum fiyatlar da çok pahalıysa taktırır mıyız bilmiyorum ama taktırmasak bile çok dikkat etmemiz lazım. Yani havasız kalacağız gibi duruyor bu yaz eğer taktıramazsak. Bakacağız artık ona. Bir de hani sadece salonu taktırayım desem mutfağa gidiyorum mutfağa geliyor. Yatak odasına gidiyorum yatak odasına geliyor. Yani salonun kapısını kapatsam kedi bakanlar bilir zaten kapalı kapıları hiç sevmiyorlar. Sürekli bağırıyorlar, çağırıyorlar. O yüzden sadece salonda da tutamam onu gün boyu. Yani taktırırsam bütün her yere taktırmak zorunda kalacağım. Bakalım nasıl olacak? Yazın hiçbir fikrim yok. Kedi bakmak gerçekten çok masraflı arkadaşlar. İşte kedinin kumunu temizlemek, mamasının suyunu vermek falan hiçbir şey değil ama kediye inanılmaz masraflı. Yani durduk yere çıkan masraflar hiç böyle aklımızda yokken yani aklımızda vardı ama hani bir anda olması çok ilginç oldu. Hani şu an hani ne zaman olacağı belli değildi kedi alacağımızın. Hani Sercan hani bir yerden bulur getirir diye düşündük ama benim ilanlara bakarak bulmam birazcık ilginç oldu. Beklenmedik oldu yani. O yüzden de şu anda beklenmedik bayağı bir masrafa girdik. Ki daha da gireceğiz gibi duruyor yani. Zaten maması, kumu, masrafı hiç bitmiyor kedinin. Eşyalarını şöyle yaptık. Kadın bize o gün tuvaletini verdi. Kumunu verdi. Bir de birazcık maması vardı. Onu verdi. Ama tuvaleti açık tuvalet arkadaşlar. Aslında kapalı tuvaletmiş. Ama ben hani taşıyamayız dediğim için kadın tuvaletin üstünü vermemiş. Açık tuvaleti de kullananlar bilir zaten. Hani çok koku yapıyor. Özellikle kedi ishal olduğu falan koku tüm eve yayılıyor. Hani normal zamanda çok koku yayılmıyor eve ama kedi bir ishal oldu mu bütün ev kokar yani. Luna'dan biliyorum. Hoppala al. Al. Al bak mama. Neyse işte kadın bana sadece bir iki günlük kullanabileceğim eşyalar verdi. Ondan sonra daha işte kedi tırmalama tahtası, tuvalet önü paspası çünkü tüm ev kum oluyor eğer o paspası koymazsak.
Ondan sonra kapalı tuvalet, işte maltı, kumu, maması, tüy rulosu, oyuncakları falan hepsini biz kendimiz aldık bu bir haftada ve bu yüzden birazcık masraflı oldu bize gelişi. Ama olsun. Neyse. Zaten tuvaletimizi, tırmalama tahtamızı, bir de paspasımızı anneannemizle teyzemiz aldı arkadaşlar. Buradan da tekrardan teşekkür edelim onlara. Değil mi oğluşum? Değil mi oğluşum? Anneannemiz, teyzem, dur. Ya bir sakin ol lütfen. Anneannemiz, teyzemiz, dedemiz torununa bir de yeğenine hediyeler aldılar. O yüzden o bizim birazcık masrafımızı azalttı yarı yarıya. Çok iyi oldu. Dur anneciğim dur. Anneciğim dur. Biz de diğer kalan eşyalarını aldık. Bu yüzden çok zorlanmadık aslında. Bundan sonra da zaten düzenli olarak bir veteriner masrafı var. Aşıları. Çipini taktıracağız. O var. Ondan sonra işte kumu, maması falan filan. Onlar düzenli olarak zaten alınacak olan şeyler. Ama ilk bir hani bütün eşyalarını almak falan bir masraflı oluyor ama dur annem dur. Tamam hadi git tamam. Mamaya da kanmıyor artık. Tamam hadi git tamam. Deli. Deli. Şu anda tripota kafa atacak. Sinir oldu şu ekrana yani. Onlar da aslında tam bize geldi. Bize geldikten bir hafta sonra hatta bir hafta bile değil yani 4-5 gün sonra Simba'yı aldık. Göremediler yani ama şimdi tekrar gelecekler onları görmeye. Onları yani Simba'yı görmeye tekrar gelecekler. Torun görmeye. Öyle işte. Bizim verebileceğimiz maksimum torun bu. Böyle. Yani eve bir canın daha gelmesi çok değişik. Şu anda ev böyle sanki bebekli bir ev gibi. Evin her tarafında oyuncaklar var. Kedi oyuncakları. İşte tırmalama tahtası var. Bilmem nesi var. Her şeyi ortada geziyor yani bebek gibi. Zaten ben bir yere kaldırsam bile o mutlaka onu buluyor. Bir de tam kediyi almadan önce eve böyle çiçek falan dekor ürünü almıştım ilk defa. Hayatımda ilk defa kendime bir çiçek aldım. Yapay olmasına rağmen rahat bırakmıyor. Onu kaldırmak zorunda kaldım o yüzden. Dolabın içine kaldırdım ve onun orada olduğunu biliyor. Sürekli patisiyle ittirip gene çiçeği kemirmeye gidiyor yani öyle söyleyeyim. Aşırı akıllı ve yaramaz bir kedi. Sarman gibi aynı. Tabi sarman gibi hiçbir kedi olamaz ama gene bu da bayağı bir yaramaz diyebilirim. Bu şekilde çok mutluyum. Yani Sercan benim kadar istemiyordu ama ben bir kedi çok istiyordum. Sercan kuş istiyordu. Ama ben kuş istemiyordum. Çünkü daha önce kuşla baktım ben ve kedi gibi olmuyor yani. Kedi bambaşka bir şey. Hani daha böyle hani elleyebiliyorsunuz falan. Daha farklı yani. Bakanlar bilir bunu anca. Çok istiyordum. Zaten öbür kedi olmayınca da çok üzüldüğüm gördüğü için Sercan'da. Hemen yani ta Tuzla'ya kadar gitti. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Videoyu izlediği zaman görür. Yoksa zaten çekilecek çile değil. Buradan ta Sultan Gazi'ye. İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna gitmek gibi bir şey. Hiç hayır demeden ta Tuzla'ya kadar gittik ve aldık kedimizi. Evet videomuzun sonunda da ilgili kişilere teşekkürlerimi ilettikten sonra videomu kapatabilirim artık. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.